Kawaguchiko'dan Yuri ile birlikte hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce gördüğünüz dağın ismi Fuji Dağı ve bugün onu yakından görmeye geldik. Buranın böyle köylerini falan gezelim dedik. Şu an gördüğünüz gibi inanılmaz sessiz bir ortam var. Kuşlar ötüyor, bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Yollar bu şekilde. Arabaların pek çoğu elektronik. Onlar da ses yapmıyor. Böyle bir ortam oluşturmuşlar. Ve anladığım kadarıyla pazartesi geldik buraya. Sadece biz varız turist olarak. Neredeyse Japon bile yok yani. Böyle dağların eteklerine kurulmuş bir yerdeyiz. Abi çok güzel yerlerden geçiyoruz ya. Bakın böyle ufak ufak Japon evleri. Ve ortam gerçekten çok sessiz. Sokaklarda hiç insan yok. Böyle yaşıyorlar abi. Enteresan yani. Herhalde ekip biçim yaptıkları bir yer var. Valla kuşlar ötüyor. Kelebekler uçuyor. Arkada da dağ var zaten, görüyorsunuz orada. Bakın buranın ortasından böyle nehir, göl gibi bir şey aktığını da bilmiyordum. Şu an böyle gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Ama hangisi Fuji Dağı bilmiyorum. Biz şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şurada bir şey var, bilmiyorum gözüküyor mu ama. Şimdi bahsettiğim yere yürüdük. 14-15 dakikamızı falan aldı. Bir de yolda giderken bir tane abi bizi durdurdu. İndirim falan verdi. Burada Fujiyama Koki denilen bir yer var. Öyle bir koku geliyor ki anlatamam yani. Şimdi yukarı doğru tırmanacağız birazcık. Şuradan bileti aldıktan sonra gideceğiz bakalım. Ne kadar bilet bilmiyorum. Ama 1500 yen civar olması lazım. O da 10 dolar falan ediyor arkadaşlar. Bayağı bir yukarı gideceğiz. Abi fiyatlar beklediğimden de daha ucuz çıktı. 900 yenmiş. Hatta burada menü gibi yapmışlar. Eğer diyor bot da alırsam 1600 yene denk geliyor. Çok ucuz yani. Evet, bileti aldık. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bilet de böyle bir şey. 900 yen. Diğer bot kapalıymış. Neden olduğunu bilmiyorum. Başka bot deneyeceğiz artık. Arigato. Sisiye. Evet, sadece 3 tane oturma yeri vardı. Burası zincirli kuyu. Metrobüsü gibi oldu. Çıkıyoruz şu anda. Arkası böyle. Oradan çıktık şimdi. Çok daha güzel manzaralara. Tabii o biraz daha buraya getirmek içindi yani. Onun kullanılma amacı yukarı çıkmak. Manzara falan çok göremedik. Şimdi asıl manzaraları göreceğiz. Yukarıya salıncak falan da yapmışlar. Çıtırdan yukarı doğru tırmanıyorum. Etrafta şu an 1-2 insan dışında kimse yok. Ve ormanın içlerine doğru şey uyarısı vardı. Burada ayı çıkabilir falan diye. Vallahi bilmiyorum abi. Zaten kendi riskinizi alıyorsunuz falan yazıyordu. Buraya giriş yok. Abi zor ya şu. Bizim ülkede hiç yok trekking falan filan. Ya da ben bilmiyorum artık. Buralarda çok fazla yapılıyor. Ve evet, bir ayı uyarısı daha gördüm. O neymiş ya? Evet, harbiden. Bakın arkadaşlar. Diyor ki ayı olabilir. Dikkatli olun. Aşağısı da bayağı bir uçurum. Çok derin bir uçurum yani. Çok da gitmek istemiyorum. Ayağımız kaymasın. Hayatımız da kaymasın. Diğer tarafı da göstereyim. Böyle bir yer. Bakın hala tırmanmaya devam ediyorum. Önümde bir tane kız var. O da gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Ya ben bunu Boston'da yapmıştım. Benzer bir deneyime. Orada da böyle piramit, dağlar falan vardı da o kadar tırmanmamıştık abi. Ve orada kimse bizi buradan ayı çıkabiliyor, taş atabiliyor diye uyarmamıştı. Burada böyle bir problem de var. Ama şu yollar kendi kendine oluşmadıysa herhalde yaptılar bunları. O yüzden gidiyorum yani. İnsanlar geçiyor işte. Demek ki o kadar tehlikeli değil. Şurada bir yere giriş yok. Ben de kızı takip ediyormuşum gibi oldu ama vallahi yukarı çıkış varmış. Buradan diyor gitmeyin diyor. Buradan da çıtırdan bir yol olduğu için kapamışlar. Herhalde millet gidiyor da düşüyor mu artık bilmiyorum. Hah, biraz daha insan falan var burada. Herhalde bir manzaraya çıktım, bilmiyorum şu an. Evet, böyle bir şey var. Para attılar, saygı durdular. Dua ediyorlar. Anladığım kadarıyla Budizm'le alakalı bir şey. Burada çok inançlar yaygın değil. Ülkenin çok büyük bir kısmı ateist ya da Budist oluyor arkadaşlar. Bir de Hristiyan bir kesim var. Ama en çok göreceğiniz Budist tapınakları falan. Bu da onunla alakalı diye tahmin ediyorum. Buraya bir sürü para atmışlar. Bu da böyle bir şey. Ne olduğunu hiçbir bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani ne olduğuyla alakalı. Bayağı da bir yüksekteyiz yani. Neredeyse sislerin olduğu yere kadar geldik. Valla burası aşağı doğru gidiyor. Daha fazla gitmeyeceğim. Çünkü yuvarlanma ihtimalim var. Bayağı yokuş duruyor. Evet. Buradan geri çıkıyorum. Başka yol yokmuş. Ama şu doğanın içerisinde yürüyüş yapmak çok güzel be abi. 900 yen verdin gidiş dönüş. Geldim buraya kadar.
yürüyüşünü yaptın, temiz oksijeni çektin, gidiyorsun. Bir daha yer saldırmazsa çok iyi. Şu anda bu viewpoint dedikleri noktadayız. Lütfen etrafı gösterir misiniz? Nasıl Türkçe algılıyor? Ooh, did you like it? I like it. Nice. Do you like this girl? Buraya anime kızı koymuşlar. Ne alaka ben de bilmiyorum. Burada böyle bir manzara var. Şimdi size anlatıyorum hocam. Şurada arkadaşlar hız treni falan var. Bayağı büyük bir şey. Şu arkada gördüğünüz anladığım kadarıyla Fuji'da ama bugün çok sis var maalesef. Şu aradan gördüğünüz gibi nehir gibi bir şey geçiyor. İsimlerini bulursam yazarım. Burada da dağın devamı var. Şu arada köy gibi bir şey var. Burada böyle insanlar falan. Burada da dünyanın en saçma, en alakasız anime kızı var. Yine bakın dinle alakalı enteresan bir şey göstereceğim. Burada böyle bir şey var, anlamını bilmiyorum. Oradan 100 yeni arkadaşlar şu ufak kase gibi şeyleri alıyorlar ve bunları oraya atıyorlar. Arasından geçirmeye çalışıyormuş. Şans getiriyor galiba. Bilmiyorum. Geçirdi mi? Başarılı olup olmadığını da bilmiyorum şu an. Bu işte arkadaşlar. Şunu alıyorlar. Olayını bilmiyorum. Galiba şans getiriyor. Yuri şimdi böyle bir şey aldı. Çilekli bir şey. Burada ufak bir dükkan var. Deniyor. İçinde çilek var. Çok güzel. Delicious. Oishi. Nice, nice. Oishi lezzetli demek. Ben de deniyorum şimdi. Huzurlarınızda. Çok iyiymiş lan. İçinde kurutulmuş çilek var. Çok başarılı. Oishi. Abi birazcık şanssız bir günde gelmiş oldu. Aslında hava çok açık ama Fuji Mountain çok uzakta olduğu için Fuji Dağı ta orada ve gözükmüyor. Bakın burada diyorlar ki sizin fotoğrafınızı çekelim. Böyle arkaya photoshoplayacağız diyorlar. 1500 yene isterseniz gelirseniz arkadaşlar. Böyle bir hizmetleri de var. Normalde Fuji orada. Biz de buradayız ama göremiyoruz maalesef. Bunlar da çalışmıyor. Bunları da galiba şeyden dolayı çalıştırmıyorlar. Çünkü gözükmüyor şu an hiçbir şey yani. Şimdi böyle çok güzel bir restorana geldik. Konnichiwa. Bakın orada pizzaları yapıyorlar. Çok tatlı bir restoran ya. Yes, I like your restaurant. Kawaii restaurant. Oba-chan. What's that? Oba-chan. Grandma. Yes. Pizza da çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu 1500 yende 10 dolar yani. Bence büyüklüğüne göre 10 dolar. Gayet okey. Buranın fiyatları için söylüyorum. Şimdi deniyoruz. No. Evet arkadaşlar, dürüm yaptım, gömüyorum. O çok beğendi. Underrated kelimesini öğrettim de. Diyor ki böyle bir şey yok diyor yani. Çok iyi arkadaşlar ya. Bayıldım. Şimdi böyle çok tatlı bir trende başka bir yere doğru gidiyoruz. Dışarısı da bu şekilde. Güzel güzel yerler göreceğiz. Tren çok tatlı ama. Arkadaşlar burası özel bir yer. Normalde buradan Fuji Dağı'nı görebilirsiniz. Hayaller gerçekler olacak şimdi. Hayaller bu arkadaşlar. Aynı yerdeyiz şu an. Gerçeklerde bu dağ yok. Burada da insanlar video fotoğraf falan çekmek için gelmişler ama hepsi çıtırdan bir hayal kırıklığında. Yine de güzel gözüküyor yani. Gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir kahve içtik. Japon usulü, onu çekmedim. Güneş de çıktı ama Fuji Dağı tam olarak hala gözükmüyor arkadaşlar. Ama yine de ortam çok güzel gördüğünüz gibi. Tam gün batımına yaklaştığımız saatleri yaşıyoruz. Çok az turistin olduğu bir zamanda geldik. Pazartesi, metrosu çok güzel, işte insanı çok güzel. Yani harbiden Tokyo insanından çok farklı. Hani diyoruz ya İstanbul insanı şöyle, İzmir insanı böyle falan filan. Buranın insanı çok sıcak abi, çok tatlılar. Zaten o büyük anneyi çekmiştim, çok tatlıydı gerçekten. Şimdi tekrardan geri dönüyoruz, bir şeyler yiyeceğiz, ondan sonra kaçış. Bakın pek çok insan burada bir fotoğraf çekilme derdinde. Peki neden? Çünkü şu gördüğünüz marketin arkasında Fuji Dağı çok güzel bir şekilde gözüküyor. Şu an benim kameramdan o kadar iyi değil ama burası da bir fotoğraf çekilme noktası. Enteresan ama bakın herkes fotoğraf çekiniyor. Son derece geleneksel bir Japon restoranına geldik. Öyle ki ayakkabılarımızı da çıkarıyoruz. Hemen çıkarıyorum abi. Noodle yiyeceğiz, noodle. Evet, anladığım kadarıyla burada da yerde yemek yeme kültürü var arkadaşlar.
Bakın böyle insanlar oturmuşlar, yemek falan yiyorlar. Biz de haber kanalı gibi her yeri çekiyoruz abi. O zaman oturalım bakalım nasılmış. Yemek geldi ama çok karışık. Korku içindeyim şu an. Hiçbir şey istemediğim için de sadece dedim ki şey olsun, sebze olsun. Ama gelen sebzelerin ismini, cismini, hiçbir şeyini bilmiyorum. Çok karışık gördüğünüz gibi. Umarım lezzetlidir. Koku fena değil ama. Ha, kimchi geldi. Tamam. Bu en azından bildiğimiz bir şey. En kötü bununla doyarız. Oh, çok sıcakmış lan. What do you think about smell? Nice. Good, 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 good. Kimchi smell is good too. What is? Mushroom, mushroom. Mushroom. I hope so, mushroom. I don't know what is this. Papaya? No, I don't know. Bilmiyorum abi gerçekten. What is this? I don't know, for example. I don't know. What is this? Let's eat. Let's eat. Hadi yiyelim dedim. Ne bak, bilmiyorum hiçbir şey. Göremiyorsunuz tabii, ben tabağa servis yapıyorum. Şimdi tabağa servisi yapıyorum hocam. Bakın böyle gözüküyor. Ya bizim, ben Türk yemeklerine kurban olayım, kurban. Deniyoruz. Beklentimin çok üzerinde başarılı. Çok iyi. Bak be. This is a good restaurant. So good. Yes. Çok iyi oğlum, bayıldım lan. Kimchi'den de tadacağım. Kimchi. Do you want to try this? Çok iyi, çok iyi, çok iyi.